Sabancı Üniversitesi serüvenim 11. sınıfta lisemle birlikte buraya yaptığım geziyle başladı açıkçası. Okulu gezdiğimizde, bu okuldaki insanları gördüğümde, o zamanki liseli aklımda bu okul bayağı benim gözümde çok böyle üst seviye bir yere gelmişti. Böyle hatta o kadar üst seviye bir yere gelmişti ki ben Galatasaray Üniversitesi'ni istiyordum. Hani oraya kazanmak istiyordum. Burada tanıtımdaki abi, beni gezdiren abi, işte seni de buraya bekleriz o zaman deyince ben herkesin gelirim tarzında bir cevap vermiştim. O zamandan bugüne en sonunda 12. sınıf tercih döneminde bu okula ziyarete geldiğimde bu okula kendimi o kadar içselleştirdim ki aynı zamanda ben çok kararsız bir öğrenciydim. Ne istediğimi gerçekten bilmiyordum. Benim tercih listemde gastronomi de vardı, hukuk da vardı, işletme de vardı, psikoloji de vardı. Hani ne istediğimi bilmeyen bir eşit ağırlık öğrencisiyim. Bana sonra dediler ki Sabancı Üniversitesi'ne istersen mühendis de olabiliyorsun eşit ağırlık olmana rağmen dediler. Ve hem bu kadar güzel bir kampüsü var, hem bana bu özgürlüğü sunuyorlar. Ben de dedim ki ben bu okulda okumalıyım ve bu okulda okumayı hak ediyorum. Benim seviyem bu okul dedim ve bu okula girmeye karar verdim. Onu şu şekilde ben cevaplayabilirim. Şimdi okulun tabii ki bir sürü güzel özelliği var ama en benzersiz, yani benzersiz bir tercih olduğunu hatırladığım anlar şu anlar oluyor. Mesela çok dışarıdan biriyle bir konuşma içerisindeyim. Bana diyorlar ki nerede okuyorsun? Sabancı Üniversitesi diyorum. Bir anda insanların bana karşı duruşu değişiyor. İnsanlar gömlek falan ilikliyor. Diyor, ooo falan yapıyorlar. Hani okulun aslında boş olmayan bir şekilde yarattığı o kadar güzel bir isim ve imaj var ki Türkiye'nin en iyi üniversitesi ya da en iyi üniversitelerinden birinden bahsediyoruz sonuçta. Ben açıkçası diplomat olmak istiyordum bu okula başladığımda. Yani devlet okulu tercih edebilecekken burayı tercih etmişim. Çünkü bir ihtimal diplomat olmaya da bilirdim. Ve bu okula geldiğim zaman hep dedim ki uluslararası ilişkilerle endüstri mühendisliğini birlikte okuyacağım, birlikte okuyacağım, birlikte okuyacağım. Birinci sınıfta tüm herkese birlikte aldığım ortak dersler sonrasında farklı farklı sonuçta kodlama da gördük, insanlık tarihi de gördük, fen dersi de aldık ama fen dersi dediğim de normal düz fen dersi değil, direkt doğa bilimleri olarak çok kapsamlı bir fen dersi aldık. Onun dışında tarih ve Türk dili ve edebiyatını bize çok kapsamlı bir şekilde öğrettiler bu okula. Hepimiz bu temel eğitimden geçtikten sonra ben ikinci sınıfa geldiğimde ders programını artık kendi başıma hazırlayabiliyordum. Ve o hazırladığım ders programında ben endüstri dersleriyle uluslararası ilişkiler derslerini birlikte aldım. Ve bu benim için bir inanılmaz büyük bir fırsattı. Çünkü ben bunu açıkçası başka bir üniversitede hayatta yapamazdım. Bir insan çünkü niye uluslararası ilişkiler ve endüstri mühendisliği konusunda kararsız kalsın ki yani. Ve bu okul bana bu fırsatı sundu. Uluslararası ilişkiler derslerini aldım ve sonra fark ettim ki ben yazı yazmayı sevmiyorum. Ben bir tık daha analitik düşünmeyi seviyorum ya da problem çözmeyi seviyorum. O yüzden endüstri mühendisliğine kaymam benim için daha doğru olur diye düşündüm. Ve ikisini birlikte okumaktan da vazgeçtim açıkçası. Bu okulun bu konuda bana kattığı en güzel şey buydu açıkçası. Bu okulun hem Erasmus programları, hem exchange programları, hem de Erasmus Plus programları var. Erasmus'u genel olarak herkes hakimdir diye düşünüyorum. Ben birazcık daha exchange'den ve hani benim exchange deneyimimden, olmayan exchange deneyimimden bahsedeceğim. Şöyle, ben bu okula girmeden önce okulların exchange anlaşmalarına bakarak karar veriyordum açıkçası ve Sabancı'nın partner listesine baktığımda Uzak Doğu'da dünyanın en iyi 10. okuluyla 11. okuluyla değişim anlaşması olduğunu görünce ben şok olmuştum. Ben küçüklükten beri Kore'ye gitmeyi çok isteyen bir insanım çünkü Uzak Doğu kültürüne karşı inanılmaz bir merakım var ve oraları gerçekten keşfetmeyi çok istiyordum. Sonrasında Sabancı'nın aynı zamanda mesela Güney Kore'de de çok iyi üniversitelerle olan anlaşmalarını gördüm ve ben bu okula geldiysem bir sebebi de exchange anlaşmalarıdır diye düşünüyorum. Exchange programını şu şekilde açıklayabilirim. Exchange'de deniz aşırı ülkelere gidiyorsunuz. Bu konuda size belirli bir hibe verilmese dahi okulumuz uçak biletini karşılayabiliyor. Ve böyle olunca rahat bir şekilde, bir tık daha rahat bir şekilde exchange'e gidebiliyoruz. Ben üçün ikisinde henüz daha 3. sınıfa yeni başlayacağım için 3'ün ikisinde Güney Kore'de Sungkyunkwan Üniversitesi'ne gideceğim. Kore'nin en iyi 4. okulu ve bu okul sayesinde, yani Sabancı Üniversitesi'ni okumam sayesinde Sungkyunkwan Üniversitesi'nden kabul alabildim. Program seçme özgürlüğünü şu şekilde tanımlayabilirim. Sabancı Üniversitesi sınırları içerisinde istediğiniz bölümü okuyabiliyorsunuz. Yani ben eşit ağırlıktan girdim bu okula ama ben günün sonunda şu an endüstri mühendisliği okuyorum. Ki bu benim için imkansız bir şeydi normalde. Fenden nefret eden bir öğrenciyim. Üniversite sınavında o yüzden TM'den hazırlanmak zorunda kalmıştım. Günün sonunda bu okulda endüstri mühendisliği okuyabilirim istesem
Bilgisayar mühendisliği de okurdum, elektrik elektronik de okurdum, giderdim görsel iletişim tasarım da okurdum. Hiç fark etmez. Günün sonunda ben ne istiyorsam bu okulda onu seçebiliyorum. İşte biz buna program seçme özgürlüğü diyoruz. Şöyle anlatayım size, bu kampüs siz kim olmak isterseniz ona izin veren bir yapıya sahip. Aktiviteleri de buna yönelik. Siz spor yapmak istiyorsanız, burada sporcu olmak istiyorsanız okul size tenis kortu sunuyor, futbol sahası sunuyor, Amerikan futbol sahası sunuyor ya da belirli fitness alanları sunuyor, aerobik alanları sunuyor. Bundan kaynaklı olarak sporcu olmak isterseniz olabilirsiniz. Şarkı söylemek ya da müzisyen olmak isterseniz hiç fark etmez. Gidip şan odalarında, piyano odalarında, stüdyolarda müzisyenliğinizi pekiştirebilirsiniz. DJ mi olmak istersiniz? Bizim okulda DJ odaları da var ve DJ yetiştiriyorlar. DJ de olabiliyorsunuz. Dansçı mı olmak istersiniz? Bunun da çözümü var. Okulumuzda dans stüdyosu var ve dans dersleri alabiliyorsunuz. Bunların dışında okulda yapabileceğimiz aktiviteler oldukça geniş çünkü açıkçası 6000 kişilik bir okulda çok büyük bir alanımız var ve alan hepimize de oldukça fazla yetiyor. Yemek yerleri var, kafeler var, böyle bildiğimiz işte Starbucks, Espresso Lab gibi kafelerimiz var. Böyle olunca arkadaşlarımızla sosyalleşebileceğimiz çok fazla alan oluyor ve okulumuzun gün batımı manzarasının özellikle şahane olduğunu söylemek istiyorum. Okulumuzda hem çok doğal bir yapısı olmasından kaynaklı, hem doğa içinde olmasından kaynaklı, hem de doğal yapısının korunması için çok uğraşılmasından kaynaklı her yerde muazzam manzaralar var. Ve her yerde gün batımını çok güzel şekilde izleyebiliyorsunuz. Yani şeyi söyleyeyim, yapılacak hiçbir şey bulamasanız bile bu okulda gün batımını izleyebiliyorsunuz. Size öyle söyleyebilirim. Kendi kulüpçülük tecrübemden bahsederek ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Şu ana kadar 7 kulüpte yönetim kurulu deneyimim oldu ve şu anda da Ekonomi ve İşletme Kulübü'nde PR'dan sonra yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Moda Kulübü'nün de şu an başkanlığını yürütüyorum. Bu kulüpçülük tecrübeleri bana ne kattı? Şimdi bu kampüs siz kim olmak istiyorsanız onu olmanızı sağlıyor dedim ya. Aynı şeyi ben kulüpler için de düşünüyorum. Çünkü siz kim olmak istiyorsanız o kulübe giriyorsunuz ve o insana dönüşüyorsunuz. Okulumuzda 60'tan fazla kulüp var. Yani isterseniz dalış yapmak istiyorsanız dalış kulübüne gidersiniz. Sirk sanatlarıyla ilgilenmek istiyorsanız Çağdaş Sirk Sanatları Kulübü'ne gitmek istersiniz. Yok ben illa da network yapacağım, iş hayatıma bomba gibi başlayacağım diyorsanız da istemediğiniz kadar kariyer kulübü var. CEO'larla çay sohbetleri var, gidersiniz CEO'larla çayınızı içer sohbetinizi edersiniz. Ekonomi ve İşletme Kulübü var, işte size vaka analizleri çözdürür, markalardan, şirketlerden staj kazanmanızı sağlar. Endüstri mühendisleri topluluğu var, keza onlar da aynı şeyleri yapıyorlar. İstemediğiniz kadar imkanınız var bu konuda. İşte müzik kulüpleri, dans kulüpleri olsun, bu okulda çok fazla kulüp var. Kendi kulüp tecrübemi ve deneyimlerime gelecek olursam da benim kulüpçülük tecrübelerim bana çok fazla şey öğretti. Öncelikli olarak inisiyatif almayı öğrendim ve kendi kabuklarımdan çıkmayı öğrendim. Çünkü kulüpçülük yaptığınız zaman sorumluluk almak zorundasınız ve bir şeyleri başarmak istiyorsanız burada ön plana çıkmanız gerekiyor. Ben bununla eskiden çok zorlanan bir insan olmama rağmen okuldaki kulüpçülük tecrübelerimin sonunda bunu oldukça öğrenip kendime katmış oldum ve şu an bir şeyler konusunda daha özgüvenli hareket edebiliyorum. Bu hayatım içerisinde de geçerli. Bir şey istiyorsam onu yapmaktan çekinmiyorum ya da onu yapmak için risk almaktan asla korkmuyorum. Dahası ben moda kulübünde başkan olduğum için de söyleyebilirim. İnfluencerları çağırıp onları davet edebiliyoruz. Ve böyle olunca kampüsümüzde bir sürü ünlü insanı, tanınan insanı, bir şeyler başarmış insanları da ağırlayabiliyoruz. Bu sadece işte ünlü camiası için de geçerli değil. İş sektöründe inanılmaz yerlere imza atmış insanları biz kendi Sabancı kampüsümüzü ağırlayabiliyoruz ve bu bizim için çok büyük bir fırsat. Ve bu fırsatlar, o insanlarla birebir iletişim kurabiliyoruz, hayat hikayelerini dinleyebiliyoruz ve bu konuda kendimize çok fazla şey katabiliyoruz ve hani hayatımız boyunca bizimle birlikte gelen güzel networkler ve anılar oluşturmamızı sağlıyorlar. Bu okulda kulüpçülük yaptığınız zaman hem en yakın arkadaşlarınızla tanışıyorsunuz çünkü size kattığı sosyalliğin haddi hesabı yok, hem kim olduğunuzu öğreniyorsunuz, yönetici mi olduğunuzu yoksa takipçi mi olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ve aynı zamanda sorumluluk almayı, bir şeyler konusunda inisiyatif almayı, yaratıcı olmayı ve elinizden geleni yapmayı ve gerçek manada çabalamayı öğreniyorsunuz. Ben ileride bunların iş dünyasında bize çok fazla yararı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla insanla birlikte çalışıyorsunuz ve çok fazla insanla birlikte çalıştığınız için o insanları yönetmek, o insanlarla birlikte bir şeyler yapabilmek,
o karakter farklılıklarını aşıp profesyonelce davranabilmek bizim iş dünyasına girdiğimizde bize inanılmaz lazım olacak beceriler. Ve bu okulda kulüpçülük çok güçlü olduğu için, çok hani baskın kulüpler olduğu için ve bu baskın kültürleri ilerleten kulüpler olduğu için size bu konuda gerçekten çok fazla şey kattığını söyleyebilirim.